Teknoğul kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere anlatacağım özellik telefonun yavaşlığından dert yanan e, arkadaşların imdadına yetişecek türden. Eğer sizde Samsung kullanıyorsanız telefonunuz da yavaşsa ve yakın zamanda da değiştiremeyecekseniz telefonunuzu hızlandırmak için benimle beraber sadece iki adım uygulamanız yeterli. Yapacağım şey telefonu hızlandırmak için mevcut işlemci verimini daha yoğun kullandıracak bir işlem aslında. Yani bir nevi overclock işlemi. Overclock kavramını bilmeyenler için çok basitçe açıklayayım ben. Overclock işlemi bilgisayarlarda da özellikle uygulanır. RAM ve CPU'nun kullanım potansiyelini arttırmak için uygulanan bir işlem. Bunu bir insanın metabolizmasını hızlandırmak gibi de düşünebilirsiniz. Bu yüzden bu işlem e, yavaşlayan telefonunuzu hızlandırır. Tabii ki şarjının gitme süresinde bir miktar azaltabilir. Örneğin telefonunuz tam şarjda 12 saat civarı kullanıyorsanız, bu ayarları uyguladıktan sonra bu süre tahmini 9-10 saate kadar düşebilir. Ben A5 2017 kullanıyorum. Açıkçası telefonumda yavaşlıkla ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Ama ben bile bu ayarları telefonda aktif ettikten sonra e, normalden daha hızlı olduğunu gözlemleyebiliyorum. Size de sadece iki adımda telefon nasıl hızlanır, kilitlenmeler, donmalar nasıl azaltılır anlatmak istiyorum. İnşallah videomu beğenirseniz iyi seyirler. Öncelikle telefonunuzun geliştirici seçeneklerini aktif etmelisiniz. Bunu yapmak içinse tabii ki ayarlar menüsüne gireceğiz. Buradan uygulamalar diyorum. Uygulamalara girdikten sonra burada ayarlar yazdığımda zaten direkt ayarlar menüsü karşıma çıkıyor. Burada girdikten sonra benim e, telefon hakkında yazan kısma gireceksiniz arkadaşlar menüde. Buraya girdikten sonra Burada telefonun e, Hakkında bazı özelliklerden bahseder. Burada yazılım bilgileri menüsüne gireceksiniz. Bu yazılım bilgileri menüsüne girdiğinizde Yapım numarası diye bir menü karşılayacak sizi. E, buraya 7 defa tıklamanız lazım. 1-2-3-4-5-6-7 ben tıkladım da burada gerek yok geliştirici modu zaten etkin diyor. Ben de etkin olduğu için bu şekilde çıkıyor. Normalde siz önceden açmadıysanız geliştirici modu e, seçenekleri telefonunuzda kapalı gelir. Sonrasında bu menüden çıkıyoruz. Ana ekrana görüyoruz. Ve burada arama menüsünden yani telefon arama menüsünden arama yaptığımız ekrana gelerek yıldız kare 9900 kare diyoruz. Biz burada yıldız kare 99.0 kare dediğimizde e, bizim karşımıza bir menü geliyor. Bu menü telefonumuza ait gizli ayarların yapılandırıldığı bir menü. O yüzden emin olmadan hiçbir ayarı değiştirmemenizi öneriyorum. Bu menüde Debug Level Enabled seçeneğine giriyoruz ve çıkan seçeneklerden Mid olanı işaretleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi Debug Level Disabled diyor, Low diyoruz ve burada Mid seçeneğini seçiyoruz. Biz bu seçeneği seçtiğimizde telefonumuz kendini restart edecektir. Telefonuz açıldıktan sonra tekrar ayarlar ve geliştirici seçenekleri menüsüne döneceğiz. Öncelikle telefonun açılmasını bekleyelim. Evet telefonumuz tekrar açıldı. Tekrar ayarlar ve seçenekler menüsüne gelmemiz lazım. Uygulamalara tıklıyorum. Buradan ayarları seçeceğim. Ayarlara girdikten sonra pardon. Ayarlara girdikten sonra tekrar geliştirici seçenekleri menüsüne geleceğim. İlk başta yaptığımız işlem şu menüyü aktif ediyor arkadaşlar. Bu menü aktif olduktan sonra geliştirici seçenekleri menüsüne giriyorsunuz. Ve aşağı doğru iniyoruz biraz. Evet geliştirici seçeneklerin menüsüne döndüğümüzde bu telefonda da tabii ki e, bizim telefonumuza ait gizli ve kritik ayarların olduğu başka bir menü. Bu menüde de emin olmadan hiçbir ayarı değiştirmenizi ben önermiyorum. E, bu ayarların bulunduğu yerde aşağı doğru indiğimizde pencere animasyon ayarı, geçiş animasyon ve animatör süre ölçeği seçeneklerini değiştirmemiz lazım. Ben de 0.5x sizde bu 1 yazıyordur muhtemelen. Çünkü varsayılan da bu 1'dir. Bunu 0.5x olarak ayarlıyorsunuz. Diğer iki seçeneği de evet şurada seçelim. Bunların hepsini 0.5x yapıyoruz. Evet bu üçünü de 0.5x'e yaptıktan sonra yapmamız gereken bütün ayarlar bitiyor. İşte tüm yapmamız gereken ayarlar bu kadar. Bu ayarların sonrasında telefonumuzun tepki sürelerinde ciddi bir iyileşme yaşıyoruz. Şimdi siz de test edebilirsiniz. Tabii ki sonuçlarını da mutlaka yorumlar kısmından bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Her zaman güncel ve özgün videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak için videolarımızı beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bir sonraki videomda e, Samsung bir telefon kullanıyorsanız e, bu telefonun ekranını bilgisayara nasıl yansıtırsınız? E, bunu bilgisayarda mouse tıklayarak nasıl kontrol edebilirsiniz? E, veyahut da yazışmalarınızı vesairelerini buradan nasıl yapabilirsiniz? Onu size anlatacağım bir video olacak. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.